Misafirler, konsolos beyimiz daha önce gelmediler, teşrif etmediler. Öncelikle din hizmeti ateşemi, müsiyadımızın Avrupa koordinatörünü, siz değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve başkanlarını, müsiyat HES'in üyelerimizi, değerli basın mensuplarımızı, kıymetli hanımefendiler ve beyefendileri bu seneki iftar davetimize teşrif ettikleri için saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, aramızda sivil toplum kuruluşlarımızın katılımları oldukça yoğun. Ben çok kısa sivil toplum kuruluşlarımızın da isimlerini telaffuz etmek istiyorum. İHK'dan İHK HES'in vice prezidenti yanımızda. Türk-Alman Ticaret Platformu, Hessische Unternehmerbund, Deutsch-Türkische Gewerbebund, ATIAP, OIBA Frankfurt, DİTİB HES'in, İGMG HES'in, Kültür ve Eğitim Derneği KUBİ, Türk-Alman Sağlık Vakfı, Türk-Alman Eğitim Platformu, Frankfurt Türk Film Festivali, Frankfurt Tiyatro e.V., Almanya Türk Öğretmenler Derneği Federasyonu, Yücel Bey muhtemelen gelmediler ama geleceklerdi, Nülüfer ve Hanau Dostluk Derneği, Süryani Cemaati, Kanaat Önderi, Edvard Bey de burada olmaları gerekiyor. Gaziantepliler Derneği ve Big Partisi'nin kıymetli HES'in başkanı buradalar. Herkese böylesine birliğin, beraberliğin, önemli mesajlarının verildiği iftar akşamına geldikleri için teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, oruç, iftar, İftar sofraları gerçekten önemli. İnsanları bir araya getiriyor. Bir araya gelen insanlar birbirleriyle tanışıyorlar. Tanışan insanların birbirlerine olası ön yargıları ortadan kalkıyor. Ön yargıları ortadan kalkmış bir ilişki dostluğa dönüşüyor. Dostlukla samimiyetle kurulan ilişkiler de sağlıklı oluyor. Bu anlamda yine buradaki bütün dostlarıma, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Aynı kural tabii ki sivil toplum kuruluşlarımız için de geçerli. Bizler sivil toplum kuruluşu başkanları olarak birbirlerimizle ilişkilerimizi sıkı tutmalıyız. Birbirimizi tanıma noktasında gayret göstermeliyiz. Beraber ortak paydada buluşacak projelerimizi gerçekleştirebilmeliyiz. Bu coğrafyada yaşayan, bu coğrafyada kendi insanımızı temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bu birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Aynı zamanda Alman dostlarımızla da ilişkilerimizi iyi tutmak durumundayız. Almanlarla da kurumsal olarak ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. 2017 yılının Ocak ayından itibaren başladığımız bir projemiz vardı. Biz bunun ismine kurumsal entegrasyon dedik. Alman kurumlarıyla aynı kurvarda yürüdüğümüz, koştuğumuz kurumlarla ilişkilerimizi güçlendirme noktasında çalışmalar yaptık. Berlin'de görüşmelerimiz oldu. HES'in parlamentosunda görüşmelerimiz oldu. İHK'larla çok sıkı ilişkilerimiz oldu, oluşuyor, devam ediyor. Bunların tabii karşılığını da görüyoruz. Dernekler birbirlerini tanıdıkça dediğim gibi ya, ön yargılar ortadan kalkıyor. Bu noktada
biz ciddi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İki hafta önce Bursa'ya gittik. 18'i Alman, 38 kişiyle Bursa'yı ziyaret ettik. Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı ile, Bursa Ticaret Odası ile, Bursa Uludağ Üniversitesi ile, Bursa Valisi ile görüşme imkanlarımız oldu. Orada HES'ini anlattık, HES'in ekonomisini anlattık. Almanya'daki gücümüzü, imkanlarımızı, Türkiye için gelecekte neler vaat edebiliriz, bunları konuştuk. Biliyorsunuzdur, Bursa ile Darmstadt kardeş şehir, aynı zamanda Bursa ile Hessen eyaleti kardeş bölge. Bu ilişkiler zaman zaman siyasi çalkantıların, türbülansların da olması sebebiyle biraz zedelendi. Bize bu konuda özellikle İHK Darmstadt tarafından olsun, Darmstadt Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Habermeyl tarafından olsun, bu ilişkinin düzeltilmesi konusunda destek istendi. Biz bu konuyu Bursa ile görüştük. Büyükşehir'le olsun, BTSO ile olsun, İhracatçılar Birliği ile olsun. Bir dönem sonra Sayın Başkonsolosumuz devreye girdi. Diplomatik temaslar kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmeler yapıldı. Velhasıl Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi o askıya aldığı Darmstadt'la olan ilişkisi dondurduğu ilişkiyi tekrar askıdan aldı, normalleşmeye yöneldi. Bizim gezimizden sonra da sözünü aldık. Nasip olursa seçimlerden sonra da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Darmstadt'a bir ziyaret gerçekleştirecek. İlişkiler normalleşecek. Bunu niçin yapıyoruz? Çünkü biz Hessen'le, Almanya ile Türkiye arasında köprüler kurmayı hedefliyoruz. Diplomatik ve ticaret diplomatisi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun da bana göre bir meyvesidir bu. Bursa, Darmstadt, Bursa Hessen ilişkisinin düzeliyor olması. 60 milyarlık ihracatı olan Almanya'nın en büyük 5. eyaletinden bahsediyoruz. Çok kıymetli bir ilişki. İnşallah bunlar düzelir. Biz de iş dünyası olarak bundan mutlu oluruz. Sevgili dostlar, önümüzde seçimler var. Önümüzde sadece Türkiye seçimleri yok. Önümüzde Hessen seçimleri var 10. ayda. 2019'un Şubat ayında da İHK seçimleri var. Lütfen seçimlere duyarlı olalım. İşverenler olarak çalışanlarımızı, dernekler olarak üyelerimizi, dostlarımızı kanalize edelim. Oy hakkımız bizim elimizdeki en büyük gücümüz. Gerek Türkiye'ye, gerek buradakiler açısından da öyle. Türkiye'dekiler için de oy kullanalım. Görüşümüz fark etmez her ne olursa olsun. Oy potansiyelimiz olsun, oy çoğunluğumuz, oy yoğunluğumuz olsun. O doğrultuda da dikkate alınırız. Buradaki ilişkilerde de muhatap alınırız. Ben konuşmalarımı sonlandırırken tekrar sizlere teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı, güzel iftarlar diliyorum. Hoşça kalın.